Kırmaları galiba ben birinci başlamıştım. Şimdi herkes kırıyor. Kırmayı bırakayım dedim. Ona ilginç şeyler yapalım. Tekin Bey'le bir yerde karşılaşmamak lazım. Kadının biri markette Hindistan cevizi almış. Kadın soruyor, neyle anlaşılacak bu? Adam diyor, çekiç lan. Bilmez ki, şimdi yok ki, benim kocam yanımda. Bana hep sorarlardı, rakibin var mı diye. Ben de derdim, benim rakibim var. Benim gölgem. Benden her şeyi iyi bilir, benden hızlı. Ondan çok korkarım. Tekin, tekrar hoş geldin. Sergen Kadir. Denizli, merhaba. Nasıl gidiyor hayat? Çok iyi. Vallahi sıra dışı gösteriler yapıyorsun. Bunda çok kırmıyorum. Yoruldum artık. Kırıla kırıla yoruldum Acun Bey. Anlatmak isterim, biliyorsunuz beni. Ben her şeyi gösteririm size. Önce benim arkadaşı tanıştırayım. Bu Şen, Çin'den geliyor. Rahip. What's your job? I am a Shaolin monk disciple. So you are in Turkey for what reason? Because Türkiye seviyorum. Oh. Where do you know him from? I was his pupil when I was little. He teach me martial arts. In Germany? Yes, in Germany. I used to live in Germany as well. So I went back to Asia as well to train, and now I'm back in Europe, and I do also martial arts shows, and now we stick together, like, doing a big show. So, is it your first time in Turkey? Yes. Huh. Acun Bey, çoluk, çocuk, nasıl, inşallah yeter. Türkiye, evet, Denizli, çok güzel. Peki Tekin, ne yapacağız bu akşam? Acun Bey, ben hepsini yapan şeyleri size gösteriyorum. Bunu da yapmak istiyorum, izin verirseniz. Tamam. Şen, come help me. Keep. Dikkat et, böyle tut. Şunu da al. Ne oluyor? Acun Bey, cam. Elinde iğne var. İğne. Şşt, iğneyi versene kardeş. İğneyi atıp camı deliyorum. İğneyle, bildiğiniz dikiş iğnesi. Hindistan cevizlerine hadi kardeş. Geçen turda Acun Bey, Hindistan cevizini kırmamı istediniz. Ben sizi kıramadım. Hindistan cevizini kırayım. Daha iyi. İkinci, ben alkoldan nefret ederim. Onun için bundan göstereceğim. Alkolün yapıyorum. Bunu vurup kafasını uçuruyorum. Bakmak istiyorum, sağlam mı? Ya şüphemiz yok. Tamam. Ok. 150 ile uçuyor. Bunun vuruş gücünü gösteriyor şimdi size. Ben de bu oku tutmaya çalışacağım. Oku. 13 metreden atıyorum. Sergen Bey'in yerinden olacak. Ben ileride dikeliyorum. Oku tutmaya çalışacağım. Havada. Tabii havada. Neden havada? Ben birinci sefer parmağımı kırdığımda geldim söylemiştim. Antalya'da belediye başkanı gösterdim. Ok tutuyorum diye. Belediye başkanı dedi ki, dünyada iki kişi tanıyorum ok tutan. Biri Tekin Doğan, biri Cüneyt Arkın.
Siz demişsiniz ki en son ben bunu Matrix'te gördüm. Acun Bey, hayır, Matrix'te değil. Star TV. Yeteneksizsin, Türkiye'de göreceksiniz inşallah. Usta elini mermerlere koyacak. Sergen Bey geçen de dedi, mermerle gelmeyin. Ben de mermerle gelmiyorum. Elini koyacak. Ben de balyozla eline vuracağım. Denedik, bir şey olmuyor. Burada usta çekiç çiviyle kartında. Elinle çivi çakacak. Buraya. Hiçbir şeysi yok. Elle çivi mi çakacak? Evet. Taştan başka ne yapalım? Bunları yapalım diye düşündük. Fena değilmiş. Acun Bey, bir de herkes benden selam bekliyor. Herkese selam yolladım. İki kişi yollamadım Acun Bey. Bunları söyleyebilir miyim? Tabii. Birinci anneme, beni dünyaya getiren, öğüden, yediren, içiren ve bana daima güvenen anneciğim, seni çok seviyorum. İsmi, annen ismi neydi? Neşe. Neşe. Neşe Hanım, minik yavrunuz büyüdü. Ellerinizle beslediniz, büyüdü işte, geldi buralara. Hep onun minik yavrusu. Pıtı pıtı çıktı sahneye işte. İkinci Hanım, babama. Neyle beslediniz acaba? İkincisi babama. Beni bu yaşa getiren, beni besleyen, seven ve döven, beni taştan adam yapan, babacığım seni çok seviyorum, bu tur sizin için. Acun Bey, başlamadan önce ben antrenman yaptım. Su altında da daşkırdım. Ona da inanılmayacak. Bir kısa video getirdim. Gösterebilir miyiz? Su altında ne yaptın? Taş kırdım. Taş kırdın? Evet Acun Bey. Dünya rekoru yaptım. Evi kırdım. Görünüyor. 300 tane üton taşını 10 saniyede kırdım. İşte kırdım da kırdım. Sen ortalığı kırıp buraya geldin şimdi. Öyle. Videoyu gösterebilir miyiz? Tabii. Videoyu Mustafa gösterir misin kardeş? Evden. Bacıdan başlıyorum. Devam gidiyor. Bir saat sürdü. Türkiye'deki karpuz satanlar bunu beğenmeyecek. Ama çok zor bu hareket. Havada uçan bir şeyi vurmak. Su altında. Da 300 tane taşı 10 saniyede. Tamam. Bekliyoruz. Geçelim.
Bir dakika. Abi bu... Emin misin? Eminim Arjun Bey. Haydi. Tekin. Denediniz değil mi daha önce? Denediniz mi? Denedik. Haydi. Yaptı. Interesting.
Sinirlenme. Ben hallederim kardeş. Geri bak. Vay. Sergin. Teşekkürler. Evet, Tekin Doğan yarı finalde olsun diyenler 1'e basıyor. Olmasın diyenler 2'ye basıyor. Tekin sıra dışı ve bana göre bizim seyrettiğimiz Uzak Doğu gösterilerinin dışında daha değişik tadı olan bir gösteriydi. Ben hakikaten hepsini hayranlıkla seyrettim. Elinize sağlık. Bu şerbeti size yaptım özel ana. Normalde bırakacaktım. Dediğim gibi hani bakalım nasıl Denizli seçecek de. Dediğim gibi 3. turda 150 tane Hindistan cevizi. Ben konuşmuştuk geçen, 150 tane bu. Bir tane bir de Guinness'ten yetkiliye olursa iyi olur. Bu bir dünya rekordu. Peki. Almanya'da duran 5 senedir. Tekin, kendine has çok sıra dışı bir gösteri tarzın var. Bu da tabii izleyicileri, bizi de çok etkiliyor. Çünkü çok farklı gösteriler yapıyorsun. Her klasik yani kiremitleri getirip kırmak falan artık çok etkilemiyor hem bizi hem izleyiciyi. Ben bu yarışmadaki en renkli simalardan biri olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok zor işlere imza atıyorsun. İnanılmaz beğeniyorum senin yaptığın şovları. Çok başarılı bence. Ben zaten spor yapan insana karşı kafadan 100 puanla başlıyorum. Yani bu benim için çok önemli. Yani spor yapan ve bunu iyisini yapan erkeklerden etkileniyorum açıkçası. Ama tabii bunu yanlış anlama. Yok, anlamam. Yanlış anlama, yanlış anlama. Ve mesela sizden sonra açıkçası spor yapmayan göbekli erkeklere bakış açım daha da farklılaşıyor. Bilmiyorum yani ben çok etkilendim. Çok. Survival kaçıyorum. Düştün. Survival çok yakında Star'da. Gelemesen de seyret. Ben de mikrofonu konuşalım. Bu çıkıyorum. Hadi sen. Sakın bak tamam. Tamam, tamam. Tekin Doğan, Ahmet ve Şen'in yarı final için yüzdeleri kaç? Evet, hep beraber öğreniyoruz.
44 başarılı bir yüzde ama yarı final getirecek mi? Bundan sonraki performanslara bakacak artık. İlk 5'e girdiniz şu anda. Bu arada arkadaşlar biz özellikle tabii ki ondan rica ettik. O da söylemedi. Ama Tekin Doğan Denizliliydi. Evet. Hoş geldiniz Gari. Evet, oylamayı etkilemesin diye söylemedik. Kendisi Frankfurt'ta yaşıyor. Bir Denizlili. Çok teşekkür ediyoruz. Artık kuliste bekleyeceksiniz.